Herkese merhabalar sevgili dostlar. 16 Ekim Pazartesi günü Elazığ yarış programı tahmin ile her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcut durumda seyredebilirsiniz. Bursa'da da 10 koşulu program var bilginize. Evet arkadaşlar kanalımıza henüz abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenerek destek verelim. katılıyor ise olarak destek verelim ve bildirim zilini açalım diyorum. Bu hatırlatmaları yaptığımıza göre başlayabiliriz Elazığ tahminlerimize. 8 koşulu programda 4 Lüganyan'la başlıyoruz. Sizlere hemen 4 Lüganyan'da beklentimizi belirteceğim. 8 safkanın mücadelesini izleyeceğimiz bu yarışta arkadaşlar. Meydan dişi 2 yaş İngilizler 1600 metrede kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar 2 safkan 2 safkan bizim için burada ön planda. 3 ata kadar da çıkılabilir. Onu belirteceğim nasıl olacağını. Öncelikle son yarış ikinci olması itibariyle 2 numara Focha Storm'la başlamanızı tavsiye ediyorum. İkinci at olarak 8 numara Sweet Woman Ferit Yardımcı idaresindeki safkanı tavsiye ediyorum. Bu hatta son yarış 5. gelerek bir potansiyel gösterdi. Çim'de de zaten iyi yarışları vardı ama biz şu an kum için özellikle bakıyoruz. Ve tabi arkadaşlar bir numara İsa kevuzla birlikte e, Doctor of Angel 1 numaralı Safkan ilk kez start alacak olan bu isim. E, Selim Kaya'nın sahibi olduğu biliyorsunuz Mehmet Kaya'nın e, atı oluyor. bir numara Doctor of Angel'da burada tavsiye olarak 3. at olarak görüyoruz. 2-8 1 sıralamamdır. E, Burada oyun tercihinizde bütçenize göre tercih yaparak bir e, sıralamaya koyduk. Biz sizde oradan seçip kendi tercihinizle bütçenize göre bir oyun yapabilirsiniz. Şimdi geçelim ikinci koşuya şart 5 yamak 1 apranti biniyor. 4 tükara Araplar 1900 metrede kum pisti çıkıyorlar. Arkadaşlar 7 safkan ikisi eküri 6 at var gibi yorumlayabiliriz. Eküri olduğundan ötürü. Ben bu koşuda Yüksek kilosu da rağmen en dış kulvarı kapan Safkan. Bir numara Bozkara'yı size tek olarak vereceğim. 9 gün evvel ikinci olan bir önceki yarışını kazanan Safkan Bozkara. 92 handikap puanına sahip. Dörtlü Ganyan, üçlü Ganyan, yedili plase. Hepsinde bir numara Bozkara tek. Sıralı ikili için en ideal isim 2 numara Baba Mercan'dır. Bir arkası 2 iki, sıralı ikili oynayabilirsiniz. Bozkara'nın kilosu 63 yüksek değil mi diye soracak olursanız rakip olarak gördüğümüz veya görebileceğimiz bütün safkanların 60 kilolu olduğunu görüyoruz. Sadece 3 kiloluk bir farktan ötürü de yarışı kaybedeceğini düşünmüyorum. Bozkara kalitesindeki bir safkanın. Bu yüzden 1 numara Bozkara tek. Bir arkası 2 iki, sıralı ikilimiz. 3. koşuya geçelim. Şimdi 16 handikap bir yarış 3 yukarı İngilizler 1900 metrede kum piste çıkacaklar. 8 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Arkadaşlar bu yarışta Bizim sizlere favori olarak göstereceğimiz Safkan 9 gün evvel koşup kazanan bir isim. 2 numara Altuğ Bey. En dış da kaptı. Dış start tercihi isteyen Safkan. Bu arada 6'lıya da başladık. Yani 6'lı ganyan ilk ayağındayız. Hani ona göre notlarınızı ayırın. Ee, öyle söyleyeyim. Hani 4'lü ve 3'lü için yapacağınız not bir kenarda dururken 6'lı için ayrı bir not olsun. Onu belirteyim. 2 numara Altuğ Bey favorimizdir arkadaşlar. Ee, ikinci i̇kinci at olarak biz burada Baba Nasuhi İsa Akıbız idaresindeki safkanı görüyoruz. Üçüncü at olarak bu yarışta 5 gün evvel ikinci olan bir safkan var. 6 e, numara Muharebe. Ve arkadaşlar son tercih olarak da bir hafta evvel kötü yarış koşsa da bir önceki yarışını kazanan Ferit Yardımcı ile Belfast 5 numarayı değerlendiriyoruz. 2, 3, 6, 5 bir sıralamamız bulunmakta. Bu sıralamayı 6'lı ganyan için bence 4 atı yazarak geçebilirsiniz. Ama 4'lü ve 3'lü de sıralama üzerinden giderek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Bunu belirtmiş olayım. Zaten 4'lüde de 3'lüde de, de tekimizi belirttiğimiz için sıkıntı yok yani o bakımdan. 6'lı için özellikle söylemek gerekirse de 4 atı da veriyorum yani. 4. koşu 13 handikap. 4 yukarı araplar 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 8 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta bizim tercih edeceğimiz safkan Alişan Bağar'la birlikte 2 numara Altın Fırat olacak ve beraberinde 7 numara For You Poyraz diyeceğim. Özellikle bu iki atın bu yarışta ağırlığını koymasını bekliyorum arkadaşlar. Üçüncü bir at bende burada yok. Ben bu iki atla geçeriz diye düşünüyorum. İkisini ayırıp da bir tane safkanı tek atmaya da açıkçası burada cesaret edemedim. Çünkü çok da tek atılacak bir yarışı gibi gözükmüyor. Bu iki atı yazdıktan sonra 3. bir at istiyorsanız tuttuğunuz at varsa yazın. Yoksa iki atla da geçebiliriz. En nihayetinde 8 tane safkanın koştuğu bir yarıştan bahsediyoruz. İki atla da geçilebilir. 2-7 burada iki safkanlı oyun önerimiz olacaktır sizlere. 5. koşuya geçelim. Şart 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pist yarışı arkadaşlar. 7 safkanın mücadelesini izleyeceğiz bu yarışta. Bizim ee, dikkatimizi çeken Arkadaşlar 3 tane safkan var. E, Mazlum Hüseyin 3 numara bunlardan ilki 12 gün evvel koşu kazanan safkan. Bizim burada sizlere alternatif tek önerimiz olacak. Bunu belirteyim. E, ee, alternatif tek olarak değerlendirmeyen arkadaşlarımız yanında 4 numara Tecer Bey isimli safkanı İsa Akgözü birlikte bir hafta evvel de yarış kazanan bir safkan. Ee, son 6 yarışta 2 galibiyeti var yine tıpkı Mazlum Hüseyin gibi. 4 numara Tecer yazabilirsiniz. Bir de 7 numara Deniz abi Ferit Yardımcı ile birlikte yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu hatta son yarış 12 gün evvel kötü bir performans olsa da burada bizim 3. at olarak değerlendirdiğimiz isim. Nitekim son 6 yarışında bir ikincilik, bir üçüncülük, bir de dördüncülük çıkardı. 3, 4, 7 şeklinde bir sıralamayı sizler için arkadaşlar derledik bu koşuda. Şimdi 6. koşuya geçelim. Meydan dişi 2 yaş İngilizler 1600 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 8 adet safkan bulunmakta. Ben bu koşu için tahminimi şöyle belirtmek istiyorum. 1 numara Ferit Yardımcı ile Hospital Girl ile başlayacağım. Daha sonrasında arkadaşlar bu koşuda 8 numara Wonderful Girl diyeceğim. Bu iki safkan burada fark yaratacaktır. Bunlara ilave eden de 14 gün evvel 3. ülkede eden 2 numara kum rüzgarını ilave ettik mi bence burada başka bir hat yazmamıza gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. 1-8-2-3 atlı bir oyunla yine geçmenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca kuponları arkadaşlar düşük tutmaya çalışıyoruz. Bütçenizi rahat kullanmanızı sağlamaya çalışıyoruz ki zaten bursa yarışları da var. Bursa demişken Bursa videosunda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim tekrardan 10 koşu var orada. 2-6'lar. Onun için burayı birazcık daha ufak tutmaya çalışıyoruz bütçeyi zorlamamak adına. E, 3 atla burayı da geçiyoruz arkadaşlar. 7. koşu 14 handikap 2 yaşlı İngilizler 1500 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. Bu koşuda 6 adet safkan start alacak. Ben bu yarış için arkadaşlar şöyle bir tercihte e, bulunacağım. Burada benim favori olarak değerlendirdiğim Safkan 14 gün evvel koşup kazanan 1 numara Noir Dragon. Ben bu atı burada da arkadaşlar yine kazanması beklediğim için tek olarak veriyorum sizlere. İkinci at olarak değerlendirdiğim isme gelecek olursak birazcık sürpriz bir isim olabilir size. 2 numara Sarı Prenses. Bu atı da sıralı ikili için düşünebilirsiniz. Bence cazip bir isim olacaktır. Ee yani... Ganyan olarak cazip olmasını bekliyorum. Ancak benim burada ikinci at olarak değerlendirdiğim Safkan. Ya yani muhtemelen burada ikincilik için son dönem performansları biraz daha iyi geldiği için. Yani son koşu birazcık aldatıcı çünkü Sarı Prenses'te. Kutup kızı veya çevik vakti ikinci at olarak çıkabilirler. Bu atları daha çok oynayacaklardır diye düşünüyorum. Yarış severler. Bu yüzden de iki numara daha cazip hale gelecektir. Burada da zaten yarıştaki tek apranti olduğu için iki numarada Sarı Prenses'te. O da bir hani yazmaktan alıkoyabilir insanları. Bu yüzden de 2 numara sarı prensesin daha cazip çıkmasını beklediğimden ötürü sıralı ikili bir arkası 2'yi tavsiye ediyorum. Bir numara no dragon dediğim gibi tekrardan belirteyim. Benim burada sizlere tek önerimdir arkadaşlar. Ee, sarı prenses cazip olacağını düşündüğüm için sıralı ikili veriyorum. Aksi takdirde bir arkası 4 veya 1 arkası 3 de zaten oynanabilir ama bir arkası 2 daha cazip geliyor. 8. koşuya geçelim. Şart 4 3 yaşlı Araplar 1600 kum pistleri arkadaşlar. 9 safganın mücadelesini izleyeceğiz. Burada arkadaşlar 21 gün evvel kazanan ferit yardımcıyla 4 numara al nasiple başlayacağım. Fakat çok kaliteli isimler bir arada start alıyorlar diye düşünüyorum ben burada. Kendi düzeyleri açısından söylüyorum. 3 ee, numara Recep'in oğlu. 1 ee, numara Özaras, 2 numara Fırtına İbiş. Bu atlarda muhakkak yazılması gerekiyor diye bu koşu için e, tercihimi bu şekilde belirtiyorum arkadaşlar. Daha da fazla at yazmak istiyorsanız bu koşuda belki daha fazla yazabilirsiniz son ayak olması itibariyle. Aksi takdirde burada da zaten verdiğimiz atlara baktığımızda 4 tane safkan yazmış oluyoruz. Yani 4 numara, 8 numara, 1 numara ve 2 numara şeklinde 4 atlı bir oyunla arkadaşlar burada son yarış için, son ayak için oyunumuzu yapmış oluyoruz. Burada sıralı ikili söylemek zor. Onun için burada öyle bir tercihimiz olmadı. Onu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 7. koşuda 1 numara Noir Dragon'u tek olarak verdik. Bunun haricinde biliyorsunuz ki alternatif tek olarak atabileceğiniz e, yarışlardan da bahsettik. Mesela burada da örneğin bu yarış için konuşmak gerekirse Mazlum Hüseyin de alternatif tek olabilirdi. Hani onu belirteyim mesela. E, onun haricinde e, yine baktığımızda bu yarışta e, değildi. Şurada mesela e, Altuğ Bey hani bir değerlendirme açısından alternatif olarak görülebilir ama hani o kadar da zorlamaya da gerek yok. Zaten bir tane e, tekimiz olduğu için çok da şey yapmayalım. İkinci koştaki bir numara Bozkara'yı arkadaşlar üçlü ganyan, dörtlü ganyan için tek bırakıyoruz. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Bursa tahminleri yayında izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dilerseniz katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.